Türkiye ekonomisinde son zamanlarda doların yükselmesi kimler tarafından neden yapıldığını ve nasıl olduğunu halkın bildiği gibi bizler de biliyoruz. O yüzden Türkiye'nin ekonomisi reisinin, Cumhur'un da bahsettiği gibi orta panik yapılacak veya çok sıkıntı giderilecek bir durum olmadığı gibi bunlar gelip geçici şeylerdir. Doların yükselmesi, avronun yükselmesi ne bizleri iş adamları olarak ne de sektörümüzdeki insanları veya halkımızı hiçbir şekilde korkutmayacaktır. Bunlar tarihte de gördük. Bunların arkasında kimler olduğunu, neler olduğunu da falan da biliyoruz. Halkımız artık genç nesil, ticaret yapan insanlarımız genç nesil. O yüzden onların da kimlerle muhatap olduklarını ve karşılarında kimlerin olduğunu da gayet iyi bildikleri gibi Türkiye'de ekonomik kriz olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye'mize yapılan yatırımlar ortada. Yabancı ülkelerin Türkiye'ye olan güvenleri ortada. Türkiye'deki yatırımların ne aşamada olduğu ve nereye geldiği de bilindiği gibi bizler de biliyoruz. Bugün Türkiye'de ekonomik bir kriz olmuş olsaydı yapılan projelerin hepsi iptal olmuş olurdu. Şu anda projelerimiz kaldığı yerden devam ediyor. Ve ilk yapıldığı günden de şu ana kadar da devam eden projeler olduğu gibi gayet iyi ve gayet başarılı bir şekilde devam ediyor.